Oo. Süleyman, iyi dersin, hoş dersin de şehzadeleri kurtarmak için Büst sarayına girdiğimizden bu Bozan melununun haberi olmayacak mı? Olacak elbet. Haberi Bozan'a bizzat ben vereceğim. Bu ne iştir ana? Alplar zırhlanmış, pusatlanmış. Nereye giderler? Mühim bir vazifeyi tamam etmeye giderler kızım. Süleyman nerededir? Sabahtan ava diye çıktı ama beyim. Siz nereye gidersiniz? Ben de ava giderim. Bakarsın aynı ava avlarız ha. Kalsa alacaklar. Avın en büyüğünü Süleyman'ım yakalayacak inşallah. Uğraşınız kutlu olsun beyim. Eyvallah tabayım. Akınay ana, Akça kız nereye böyle? Ot toplamaya gidiyoruz Hasan. Merak etmeyesin. Pek uzaklaşmayız. Yanında tedbiri elden bırakmayasınız. Hatunlar haydi. Haydi kızım. Karaca benim için iyi niyetini ve dahi beni yakıştırdığın makamı söyledi. Var olasın Emir Bozan. Biz her şeyden evvel akrabayız. Karaca senin bacın ise benim de hatunum. Doğacak evladımın anasıdır. Her daim benim iyiliğimi gözettiğini bilirim. Elbet öyledir. Benim sana itimadım tamdır Emir Bozan. Şeksiz şüphesiz Ali Selçuk tahtının yolunu bana açmak istemen, Selçuklu'nun menfaatini de düşündüğünü gösterir. Zatım için söylenenlerin doğru olduğunu, benim natık olduğumu bilirsin değil mi Süleyman Bey? Senin inancın ya da yüce dava dediğin o şey değil. Senin izlediğin siyaset ve aklın ilgilendirir beni. Bu yolda Gazne ve Selçuklu devletlerinin menfaatini ve dahi senin ile benim menfaatimi düşündüğün müddetçe istediğine inan. Velhasıl beni kardeşim bil demeye geldim. Babanla kardeşinle hesap sormaya geldiğin vakit benim safım bellidir demiştin. Hayırdır? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. O vakit de safım belliydi. Lakin bunu onların önünde ayan beyan söyleyecek değildim ya. Süleyman. Kardeşim. Ali Selçuk mülkü. Çok yakında Sultan Süleyman'ın olacak. İnşallah Bozan. İnşallah. Lakin yokluğum dikkat çekmeden obaya dönmem gerek. Seninle daha çok konuşacağız Bozan. Vezir Hazretleri. Vezir Hazretleri, ivedilikle halledilmesi gereken işler için huzura çağırdığınız hazinedar makamınızda hala sizi bekler. O vakit uğurlar olsun Süleyman Bey. Bacıma selam eder, gözlerinden öperim. Baş üstü be Vezir Hazretleri. Kurbayı unutmuşum. Yolum uzun. Alıp geleyim. Bir cenderenin içinde bıraktın Mevdut. Rabbim yerini cennet kılsın. Süleyman, sen ne ararsın burada? Obaya geldiğim vakit otağda yere attığın mektuptan haberim var abla. Şimdi beni iyi dinle. Demek Karaca, şehzadeleri kurtarmak için sana ellerini söyledi. Belli ki ağabeyi Bozan'ın safını tutmaz. Bozan sınır civarlarına fedailerini yığmıştır. Onları atlatsak dahi Gazne askerleri bizi gördükleri vakit saraya haber uçurur. Şehzadeleri Bozan'ın ruhu duymadan almak icap eder. O nasıl olacak Alparslan? Sen Bozan'ın akrabasısın. Karaca'ya senin için dedikleri de malum. Sana itimat eder. Onunla iş tutmaya gitmiş gibi yapıp uygun ana kollayıp Şehver'e tertibimizi anlat. Alplarla Büst'e girmemizin tek geçiş yolu budur. Merv Büst yolunun şimal sınırındaki Gazne devriyelerine haber ulaştırman gerek abla. Alparslan ve Altar'ın geçişine müsaade etsinler. Kardeşim, iyi dersin de ya o devriyelerin içinde de Karmati çeşitleri var ise bunlar her yeri sarmış. Senin buyruğuna rağmen Alparslan'a saldıracak Gazne eri var ise o zaten Karmati'dir. Alparslan hakiki Gazne erleriyle beraber o iblislerin hakkından gelecektir. Alparslan ve Altar sınır yolunu geçtikten sonra hiç kimsenin saraya haber ulaştırmaması gerekir. Buyruğuna rağmen yerinden ayrılan olursa onun da canı orada alınsın. Ve dahi Alparslan'ın kelamı bu tertip sona erene dek senin kelamın sayılsın. Nasıl derseniz Süleyman. Ama itimat edip bu mektubu teslim edeceğin tek bir gazneri bile kalmamıştır. Gayrı kim bizden, kim o melunlardan bilemez, seçemez olduk. Hala gelen giden yok. İnşallah Süleyman'a mani olacak bir hal olmamıştır. İnşallah beyim.